Bazal metabolizma nedir? Arkadaşlar bazal metabolizma bir canlının sadece yaşamsal olaylarını gerçekleştirmek için ihtiyaç duyduğu minimum enerjiyle gerçekleştirdiği metabolizmadır. Peki bu günlük hayatımızda gözleyebileceğimiz bir şey mi? Bazı canlılar için evet. Örneğin kış uykusuna yatmış hayvanlar bazal metabolizma seviyesinde ya da kuru bir tohum ya da endospor halindeki bir bakteri. Neydi endospor dediğimiz şey arkadaşlar? Bakteriler olumsuz koşullarında sularını kaybederler ve yaşamsal olaylarını minimuma indirirler ve kuruyarak beklerler koşullar düzeldiğinde tekrar bu endospor halindeki bakteri su alır ve yaşamsal olayları hareketlenir. Peki bazal metabolizma minimum enerjiyle gerçekleşen metabolizma ise bunun ölçümü yapılabilir mi? Şimdi arkadaşlar bazal metabolizma için bazı koşullar vardır ölçüm için. Örneğin siz sıcak bir havada değil ancak oda sıcaklığında ya da kişinin tam dinlenme halinde olmasını sağlayarak ama lütfen uyku hali demeyeceğiz buna tam dinlenme hali diyeceğiz ve bu ölçümden 12 saat önce yemek yemiş olmasını sağlayacaksınız arkadaşlar. Dolayısıyla tamamen aldığınız bütün besinlerin sindirimi, enerjiye dönüştürmesi 12 saattir ve bitmiştir. Dolayısıyla son aldığınız besinin kalori değeri sizin bazal metabolizma hızınızı etkilemeyecektir. Peki arkadaşlar. Bazal metabolizma hızını ölçerken birim zamanda harcanan oksijen miktarına ve birim zamanda üretilen vücut ısısına bakılır. Önemli Peki biz biliriz ki oksijenli solunumda 6 oksijen alırız, 6 karbondioksit veririz diye. Peki neden birim zamanda tükettiğim oksijene bakarım da birim zamanda ürettiğim karbondioksite bakmıyorum ya da havaya verilen karbondioksit desek daha doğru olacaktır. Çünkü arkadaşlar bizim memeli hayvanlarda zehirli bir molekül olan amonyağı idrarımıza dönüştürürken üreye dönüştürdüğümüzü biliyoruz. Karaciğer ornitin döngüsü denen bu döngüde amonyakla karbondioksiti birleştirecektir. Dolayısıyla da ürettiğimiz karbondioksitin bir kısmı karaciğerde harcanacaktır. Dolayısıyla da atmosfere verilen karbondioksite bakamayacaksınız çünkü kaç tane ürettiğinizi bilmiyorsunuz. Çünkü bir kısmını harcıyorsunuz. O zaman bazal metabolizma hızı birim zamanda tüketilen oksijene ve birim zamanda üretilen vücut ısısına bakılarak hesaplanır diyeceğiz. Peki neye göre değişecek? Kişinin yaşına Evet, gençlerin metabolizması daha hızlıdır. Cinsiyetine yani bir erkekle dişi karşılaştırılamaz. Yapılan meslek türü. Peki bu ne demek yapılan meslek türü? Arkadaşlar şimdi her gün spor yapan bir atletle hiç spor yapmayan, evinden işe giden, iş yerinde oturan bir memuru düşündüğünüzde dolayısıyla her iki canlının metabolizması birbirinden farklı olacaktır. Bir de vücut yüzeyine göre değişiyor arkadaşlar. Örneğin bir fare ile fili karşılaştırdığınızda farenin kalp atışının dakikada 200'ün üstünde olduğunu Fillerde ise inanılmaz derecede düşük olduğunu, 40-45 arasında olduğunu biliyoruz. Yani yüzeyin hacme oranı değiştikçe metabolizma hızının da değiştiğini göreceğiz. Ama buradan şunu söyleyebiliriz. Küçük vücutlu canlıların yüzeyleri daha fazladır. Dolayısıyla da daha hızlı bir metabolizmaya sahiptirler. Şimdi arkadaşlar... Sıcak kanlı hayvanlarla soğuk kanlı hayvanlar metabolizma hızlarını nasıl ayarlarlar? Bunun üzerine bir grafik çalışması yapalım. Arkadaşlar biz kuşları ve memelileri sıcakkanlı olarak biliyoruz. Ve bu canlılar çevrenin sıcaklığı değişse de vücut sıcaklıklarını belli bir değerde tutmak zorundalar. Çünkü hipotalamusun ısı merkezi bu canlılarda iyi çalışıyor. Peki ama ters bir mantıkla çalışacak. Örneğin havalar ısındığında Yazın okullar tatil oluyor. Neden? Çünkü çok sıcak olduğu zaman vücut sıcaklığımız da bir süre artmaya başlıyor ama beyin uyarısı geliyor. Diyor ki beyin dinlenmelisin uyumalısın, sakinleşmelisin ve metabolizmanı yavaşlatmalısın. O zaman şöyle diyeceğiz, sıcakkanlı hayvanlar havanın sıcaklığı arttığı zaman metabolizmalarını düşürmeli ama vücut sıcaklıklarını sabit tutmalı yani korumalı. Ama havanın sıcaklığı düştüğü zaman yani soğuk havalarda ise ne yapıyoruz? Titriyoruz, kas faaliyetimiz artıyor yani metabolizmamızı artırıyoruz. Ne adına? Vücut sıcaklığımızı korumak adına. Oysa baktığımızda bir soğukkanlı hayvanın grafiğini çizdiğimizde ise çevrenin sıcaklığı arttığında onların da vücut sıcaklığının arttığını hatta metabolizmaların arttığını, çevrenin sıcaklığı azaldığında ise onların hem vücut sıcaklığının hem de metabolizmaların azaldığını görüyoruz. Peki nasıl? Örneğin bir yılan kıvrılır kıvrılır ve donar. Yani metabolizma faaliyetlerini minimuma indirmiştir, hatta donmuştur diyebilirsiniz, kış uykusuna yatmıştır. O zaman soğukkanlı hayvanlarda sıcaklık düştüğünde canlının da sıcaklığı düşecektir ve metabolizması da yavaşlayacaktır. Müzik